Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Herkes sesimi alabiliyor mu? Evet, güzel. Nasılsınız? Herkes bomba gibidir umarım. Çok iyiyiz diyenler vardır umarım. Öncelikle e, sabah karşı yaşanan tabii ki ülkemizde yaşanan bir deprem e, var biliyorsunuz. Umarım hani çok oralarda olan aranızda hisseden vesaire var mıdır bilmiyorum ama aranızda çevrenizde zarar görenler vesaire yoktur diye düşünüyorum. Buradan da herkese geçmiş olsun tüm ülkemize geçmiş olsun diyelim. Evet birçok yerden hissedilmiş ee, şu an herhalde bir, herhangi bir can kaybı yok yaralılar var diye en son ee, gelen haberler o şekilde. Hissetmeyenler var umarım bir daha yaşanmaz diyelim böyle durumlar. Evet değerli arkadaşlar aramızda kimler var? Hangi sınava hazırlananlar var? KPSS, YKS, KPSS ise ÖABT'niz mi var? A grubundan mı hazırlanıyorsunuz? GGK eğitimden mi gireceksiniz sadece? DHBT var. Aynur hocam bu pazar 27 Kasım'daki sınava mı gireceksiniz? YKS, DGS, Evet, az kalmışsa da şimdiden başarılar diliyoruz. LGS var. Seyhan merhaba. O zaman hepiniz iyi olsak burada olmazdık demişsiniz de neden olmasın ki? Hani e, şimdi sadece iyilik kötülük sınavdaki başarı, derslerdeki başarıyla ilgili değil aslında. Yani iyi olmamız için birçok sebep var. Önce onu hatırlatalım bence kendimize. Ama aynı zamanda şunu da söyleyeyim sizlere. E, ders çalışma isteksizliği yaşadığınız için burada olabilirsiniz. Çünkü seminerimizin ismi aslında birazcık çalışma isteksizliği yaşamak. Bir türlü masanın başına oturamamak. Otursak da bir an önce kalkmak gibi. Yani ders çalışma disiplinine bir türlü girememek diyelim. Evet birçok öğrencide karşılaştığımız bir durum. Bence birçoğunuz bunu yaşadığınız için buradasınız. Ama bu kötü olduğunuz, iyi olmadığınız anlamına gelmiyor bence. Bunu neden söyleyerek başladım biliyor musunuz? Çünkü kurduğumuz... Cümleler, kelimeler, sarf ettiğimiz sözler hayatımızı şekillendiriyor. Sadece çevrenize, bizlere değil, karşı, kendinize karşı kurduğunuz cümleler de hayatınızı değiştiriyor. Sizler kendi kendinize bile of bugün çok kötü bir gün, kendimi kötü hissediyorum, yapamayacağım, başaramayacağım, diğerleri benden daha iyi çalışsam da bir şey anlamıyorum, bir türlü derse otur oturamıyorum. Bunları her söylediğinizde aslında kendinize haksızlık edip hayatınızı bu yönde şekillendiriyorsunuz. ...çok dışı olmasına rağmen sınavasız olduğu için inanamadınız mı, duydunuz mu, sizler belki var evren çok vardı, Öğrencilerimde vardı. Bunun sebebi aslında psikolojik çünkü kendisine hiçbir zaman inanmadı. Çok çalışan birisi kendisiyle sürekli olumsuz bir diyalog kurduğu için sınava şöyle bir yargıyla gitti zaten... Zaten olmayacak. Zaten başaramayacağım. Zaten diğerleri benden daha iyi. Haliyle beyin yapmamaya odaklanmıştı. Bildiği soruları yapamadı, işlem hatası yaptı, süre yetiştiremedi, bildiği şeyleri sildi, sildi, şıkları değiştirdi. Çünkü beyin ona oyunu oynuyor aslında. Ama beyin oyun oynadığının farkında değil. Beyin ne zannediyor biliyor musunuz? Onu yapması gerektiğini zannediyor. Çünkü biz beynimize verdiğimiz emirlerle, komutlarla aslında hareket ediyoruz. Yapamayacağım dediğimizde beyin yapmayacağım olarak algılayıp yapmamaya entegre ediyor. Bu yüzden aslında böyle bir başlangıç yapayım istedim. Birazcık belki bu seminerin böyle bir artısı olur sizler için. Birazcık cümlelerimizi, bakış açımızı, kendimizle kurduğumuz diyaloğumuzu değiştirmeye başlayalım. Derse adapte olur ister istemez hayatta motive olmak için zorluklar çekmişse. Tabii hepimizin yaşadığı zorluklar hayatta muhakkak vardır. Yani ben eminim e, öyle nadir insanlar muhakkak vardır ama herkesin hayatı her zaman dört dörtlük değildir. Ki hayat zaten hayat adı üzerinde. iyilikler de var, kötülükler de var, başarısızlıklar da var, başarılar da var. Her şeyle beraber olduğu zaman insan olduğumuzu anlıyoruz, bunları hissedebildiğimiz zaman. Bunlarla sadece başa çıkabilmek önemli. Hayatımızdaki olumsuzlukları yok etmek bizim elimizde değil. Ya da işte kaygıyı tamamen yok etmek, işte stresi tamamen hayatımızdan çıkarmak, olumsuzlukları tamamen uzaklaştırmak bizim elimizde olmayabilir. Ama bunları yönetebilmek, bakış açımızı değiştirmek, olumlu tarafından bakmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek bunlar bizim elimizde. Bizim buradaki amacımız zaten bunları hayata geçirmek değerli arkadaşlar. Şimdi bir size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Ders çalışmak deyince aklınıza gelen kelimeler neler ve sizde uyandırdığı duygu ne? Siz, ben, bana iki kelime yazmanızı istiyorum. ders çalışmak deyince aklınıza gelen kelime ne? atıyorum nefret atıyorum işte şey sıkıcı bu sizde ne uyandırıyor? nefret gibi yani size hangi kelime geliyor aklınıza ve sizde ne uyandırıyor? zor, stres, korku stres geliyor ve korku uyandırıyor test, zaman ders çalışmak deyince Ahmet verimsiz çalışmak yazmış unutkanlık baskı, alma, zorunluluk, ulaşılması imkansız. Çalışmanın ulaşılması imkansız mı Semra? Başarı, mutluluk, baram, gözlerim yaşardı. Böyle olumlu bir şey okudum ilk defa. <laughs> Zor, can sıkıntısı, kaygı. Evet, başka neler var? Baskı. Ağlayan surat, stres, korku, başaramama, insanların psikolojik baskısı, zorluk, fedakarlık, soyutlanma. Oo, neymiş ya bu çalışmak? Bir tane Baran sadece güzel bir şey söyledi. Diğerlerinizin hep hepsi olumsuz. Peki daha biraz önce ne konuşmuştuk halbuki? Tamam devam ediyorum. Zamanla aşacağız. Peki size şunu soracağım. Bu kadar kötü hissettiriyor siz, Bu kadar iğrenç, böyle nalet bir şey bu ders çalışmak. Niye çalışıyorsunuz? Birisi silah zoruyla mı size ders çalıştırmaya çalışıyor? Mecbursun yapacak. Peki bu mecburiyeti kim sunuyor size? Nehir Fidalı. Kim sizi mecbur tutuyor? Kendiniz mi başkası mı? hayallerimiz için, geleceğimizi yönlendirmek için, kendimiz için, gelecek için, bir amaç için. Peki bunları isteyen kim? Kendimiziz. Annem diyen var. Eğer şunu söyleyeceğim. Anneniz için yapıyorsanız yapmayın. Babanız için yapıyorsanız yapmayın. Eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz, arkadaşınız, kuzeniniz. Yapmayın arkadaşlar. Kendiniz için yapmadığınız sürece başaramazsınız. Biz istiyoruz. Neden istiyoruz? Gelecek için istiyoruz, ee, daha iyi şartlarda olalım, hayallerimizi gerçekleştirelim, amaçlarımız aslında iyi şeyler için istiyoruz. İyi şeyler yapmak için bu kadar kötü şeyler yapmaya değer mi ya? Hani düşünsenize bir hayaliniz var, ulaşmak istiyorsunuz, oraya ulaşmak için bir araca binmeniz lazım, araçta çalışmak ama araçtan nefret ediyorsunuz. Şimdi araçtan nefret ederek oraya bir türlü ulaşamazsınız. Araç yolda arızalanır, sizi terk edersiniz, bırakırsınız ya da o sizi yarı yolda bırakır çünkü araca güvenmiyorsunuz. Şimdi şunu farkına varmamız lazım. Ben ders çalışmak iste, istemiyor olabilirim ama bu sınavı kazanmak istiyorum. Bu sınavı kazanmak için ne yapacağım? Ders çalışmam lazım. O zaman ben ders çalışmayı seviyorum dolaylı yoldan. Bence çoğunuz nasıl ders çalışacağınızı bilmediğiniz için Ders çalışmanın motivasyonsal anlamdaki size katkılarını bilmediğiniz için. Sınavı ve kendinizi çok iyi tanımadığınız için ders çalışmak istemiyorsunuz. Sevmediğinizi zannediyorsunuz. Ders çalışmayı sevenler nasıl seviyor? Kendini çok iyi tanıyor. Eksini çok iyi biliyor. Eğlenceli çalışma yöntemlerini keşfetmiş, bulmuş. Yani ders çalışmak şunu kabul edelim arkadaşlar. Çok muhteşem bir eylem değil. Ya yapabildikçe seviyoruz yani çok iyi olduğunuz bir derse çalıştığınızda örneğin Türkçeyi çok seviyorsunuz. Örneğin tarihi, örneğin matematiği. Sevdiğiniz bir dersi, sevdiğiniz bir konuya çalışırken seviyorsunuz onu. Onu yaparken mutlusunuz. Çünkü anlıyorsunuz. Çünkü nasıl çalışacağınızı biliyorsunuz. Anlamışsınız daha önce o konuyu. Ama aslında sevmediğiniz derslerdeki ön yargınız sizi o çalışmanın ötesine itiyor. Çalışmamaya doğru itiyor. Ve siz Kendinizi başarısız, tembel, beceriksiz olarak kodluyorsunuz. Ve yine olumsuz kodlamalar sebebiyle sınava kendinize hayatı olan inancınızı zedelemiş oluyorsunuz. Her şey bir nedeni vardır. Bir neden. Neden çalışmak istiyorum? Tekrarlıyorum. Eğer hedefin, e, sebebin çok büyükse o zaman büyük bir motivasyon kaynağın var demektir. Mesela ben öğretmenler için şunu söylüyorum. ÖABTS'i olan, YGK eğitim birimlerine giren. Şimdi öğretmenlikte şöyle bir şey var. Okul kendinden itibaren bu mesleğin kutsallığı işlenmeye başlıyor. Öğrencileri hayal ediyorsunuz, sını, sınıfta ders anlatırken hayal ediyorsunuz kendinizi. İşte onların geleceğine dokunduğunuzu hayal ediyorsunuz. Hani bir tane bile öğrenciyi karanlıktan aydınlığa yer ulaştırabilecekseniz bu bir büyük bir gurur. Toplum için, kendiniz için bunları hayal ediyorsunuz ve büyük bir motivasyon kaynağı. İşte anne olanlar, baba olanlar için örneğin, evlatlarına iyi bir gelecek sunmak, iyi bir kariyeri olsun, e, onların eksiklerini tamamlayabilsin, güzel bir imkan. İşte bir tane öğrenci hocam evlenmek için demişti. Yani bu da bir güzel motivasyon kaynağı. Hani sevdiğim insana kavuşmak istiyorum önce atanmam lazım. İşte babası şart koştu diyor. Birisi diyor ev almak için. Herkes motivasyon kaynağı farklı olabilir. Ama nihayetinde bunu kendiniz için, kendinizi daha iyi hissetmek, daha iyi yerlerde olmak için yapıyorsunuz. Ve bunun için de birçok kişinin yapıp başardığı bir şey. Hani kimse sizden dünyayı kurtarmanızı falan beklemiyor. Binlerce kişinin yapabildiği, başarabildiği, hatta milyonlarca kişinin diyeyim, geçmişten günümüze yapabildiği bir şeyi yapacaksınız. Bunun için de tek yapmanız gereken yeni bir proje ortaya koymak değil, gece gündüz hiç bilmediğiniz bir konu hakkında çalışmalar yürütmek, araştırmalara katılmak, deneyler yapmak değil. Çok basit. Zaten müfredat veriliyor sizlere. Yıllardır da elinizde o kadar çok örnek var ki yani çıkmış sorular. Aslında sizden istenen şey Böyle çok 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 zor şeyler değil değerli arkadaşlar. İlk adımı atmanız lazım. İlk adımı atmak için ilk hedefinizin neden belirlemeniz belirlemek olması lazım. Neden bu sınavı kazanmak istiyorum? Jim Rohn şunu demiş. Özlü bir söz. Eğer olabildiğince nedenin varsa her şeyi yapabilecek güçtesin. Ne kadar çok neden biriktirirsen, ne kadar çok sebep biriktirirsen bir şey yapmak için o kadar çok yapmaya yaklaşmışsındır demektir diyor. Demek ki arkadaşlar sebeplerinizi hem çoğaltın hem de gerçekten gerçekçi sebepler olsun motivasyonunuzu ilk adımda sağlayabilmek için. Genelde çoğumuz bir ilham bekliyoruz. Bir ilham perisi gelse de bana bir dokunsa da çalışmaya otursam. Ben mesleğim gereği de bunu çok fark ediyorum. Kendi öğrencilerimden de bizlerden bunu bekleyen çok fazla <laughs> öğrenci var. Hani biz bir sihirli değnek dokunduracağız, o hemen çalışmaya başlayacak, oturacak, her şeyi öğrenecek bir anda falan böyle zannediliyor. Önce bir faydayı yani şöyle düşün arkadaşlar. Sen faydayı gördükten sonra harekete geçebilirsin. İlla bir ilham beklemek zorunda değilsin. İlla harekete geçtikten sonra acaba faydalı oldu mu, olmadı mı diye düşünmek zorunda da değilsin. Önce şunu düşün. Bu hayali olarak gör. Ben şu anda bir saat matematikten şu konuya çalıştığımda sınavda gelecek iki soruyu halletmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ses gelmiyor mikrofonu nerede açabiliriz gibi sorular varsa mümkünse arkadaşım yardımcı olabilirse öğrencilerimize gerekirse özelden görüşsün. Heh, yazdılar zaten evet muhtemelen bir seçeneğe tıklamamışlar o yüzden ses alamıyorlar. Tamam, devam ediyorum. Önce faydayı analiz etmeniz lazım. Ben şu an bunu yaparsam sınavda şu kadar net artı yapmış olacağım. Ben şu an şu tekrarımı yaparsam tarihle ilgili Osmanlı'da iki gün önce çalışıp unuttuğum konuyu tekrar hatırlamış olacağım. Ve dene bu hafta çözeceğim denemede netlerim artmış olacak gibi. Kendine buna inandır sonra harekete geç. Ders çalışmak tekrar kabul ediyorum. Biraz önce de söylemişim. Çok istenen bir davranış değil. Hani günümüzde şöyle bir anket yapsak 100 kişiden belki sadece 3'ü 4'ü 5'i ders çalışmayı seviyorum der. Ne kadarı doğru söylüyor onu da bilemeyiz. Test edemeyiz. Ama yani şöyle bir düşünsün. arkadaşlarınızla buluşmaktan, televizyon izlemekten, alışveriş yapmaktan, keyfine göre hareket etmekten daha zevkli değil ders çalışmak. Dolayısıyla birçoğu öğrencilerin birçoğu yapılması zorunlu bir davranış olarak algılıyor. Biraz önce birçoğunu zorunluluk yazdınız mesela. Siz zorunluluk olarak kabul ettiğiniz sürece, zevkli taraflarını görmediğiniz sürece zaten bu sizin için bir zulüm olarak kalmaya devam edecek. O yüzden yapacağım üçüncü şey. Ders çalışmanın eğlenceli tarafları da olduğunu, bunu sevebileceğini kabul etmek. İnsanlar psikolojik olarak bütün davranışlarını istediği yöne doğru yönlendirir. Yani bazen istemediğiniz şeyleri bile istiyormuş gibi davranabilirsiniz. Ama kimse istemediği, zevk almadığı bir şeyi de haliyle severek yapmaz. Eğer ki biri öğrencinin ders çalışmama gibi bir tercihi varsa kendini hep çalışmamaktan tarafa, tercihini hep çalışmamaktan tarafa kullanır. Bu tercihte bulunmasının sebebi ise ders çalışmanız zevksiz, diğer eylemin ise zevkli olmasıdır. Bu sebeple çalışmayı iter, diğer tarafa ağırlık verir. O zaman çözüm ne? ders çalışmayı eğlenceli ve zevkli hale getirmek. Biraz bunu konuşacağız. Ders çalışmayı eğlenceli ve zevkli hale getirmenin püf noktaları. Önce başla sonra devam etmeye çalış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Sen önce çalışmaya başlayıp sonra onu sevip devam ettirmeye çalışırsan bir kere zaman tasarrufu sağlarsın. İki, çalışmanın eğlenceli taraflarını görmeye başlarsın. Üç, hangi yöntemle çalışacağını çok iyi bilmen lazım. Mesela eee bir, uzun süre oturamayanlar için ben şu tekniği öneriyorum. İşte telefonunuzun alarmını 40 dakikada bir 10 dakika ara olacak şekilde kurup gerçekten bir dershanede ya da okuldaymışsınız gibi teneffüs çalıyormuş teneffüste çıkıyor musunuz gibi hayal dünyanızda bunu çoğaltarak genişleterek böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. İki öğretmencilik oynayabilirsiniz. Çalışmalarınızı sanki birisini anlatıyormuşsunuz, siz öğretmen misiniz gibi. Her hangisine hazırlanıyo LGS'ye de hazırlansınız, DHBT'ye de hazırlansınız. DGS, ÖABT hiç fark etmez. Hepiniz için geçerli bir yöntem. Feynman tekniği bir şeyi hiç bilmeyen birisine anlatıyor, öğretiyormuşsun gibi anlat. Öğrenme piramidinde %90'lık bir etkiye sahip bir yöntem bu. Çünkü o anda aynı anda birçok duyu organını çalıştırıyorsun. Birçok öğrenme stilini harekete geçiriyorsun. Sesli sesli. Önce kitabından bak sonra da tata ta sorular falan soru öğrencilerine böyle hayali öğrencilerine. Bunu yapabilirsin. Çalışma yerini değiştirebilirsin. Belki daha ışık alan bir tarafta çalıştığında daha çok verim alıyorsundur ya da kütüphaneye gitme gibi bir yere üye o, abone abone olma gibi bir yöntem düşünebilirsin. Şu an kış ayındayız ama ben böyle bahar yaz aylarında balkonda bahçede çalışmanızı taraftarıyım. Bundan çok verim alan öğrencilerim oldu. Havalar ısınmaya başladığında bunu yapabilirsiniz. Bunun gibi yöntem değiştirebilirsiniz. Çalışmak deyince aklınıza kasvetli, karanlık, masanın başına oturacağım, çok sıkkın, çok bunalarak ders çalışacağım. Hayır, çalışmanın eğlenceli taraflarını bulun. Bizim geçen sene KPSS'de birinci olan öğrencimizin söylediği şey şuydu. Beni motive eden şey kahveydi dedi. Ben her sabah o kahveyi içmek çünkü kahveyi sadece ders çalışırken içiyordum. Ve kendime çok özenerek, çok lezzetli bir kahve hazırladım ve birçok kahve tarifi öğrendim. Bu kahveyi yapıp kahve bana şey dürtüsü veriyordu hani ders çalışmalısın bunu yapıp masama geçiyordum bir de kendi planlama defteri hazırlamıştı bugün yapılacaklar listesi bakın o kadar güzel ki tik atıyordu yaptıkça o tikler de motive etmiş onu her günün sonunda tiklerim ne kadar çoğalırsa artılarım ne kadar çoğalırsa o kadar motive oluyordum yeni günü öyle bir motivasyonla başlıyordum dedi çok güzel bir yöntem bence ya da günlük özet çıkarın mesela şöyle özet konu özeti değil yani o arkadaşımız mesela plan yapıp ertesi gün tık atıyordu. Siz de şunu yapın. Gün bittiğinde bugün neler yaptım? Şu 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 yapıldı artı. Bu 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 yapıldı artı gibi. Bunu da yapın. Ne kadar o liste dolu olursa sizi o kadar tatmin edecek. Yani bunların sebeplerini arttırabilirsiniz arkadaşlar. Genelde kendimize olan güvensiz kadar çalışmaktan bizi sürekli alıkoyar. Zaten olmayacak. Zaten başaramayacağım. Ben zaten yapamıyorum ki. Bu düşünceye kendimizi soktuğumuz andan itibaren çalışmadan verim beklememiz zaten imkansız. Dolayısıyla bunun çözümü ne? Ya, ya şunu düşünün arkadaşlar çok basit. Ben biraz önce size Türkiye birincisinin bir örneğini verdim. Aklınızdan birçoğunuz şunu nasıl birinci oldu acaba? Kim bilir nasıl çalışmıştır? Ya birinci olanlar da var görüyor musun? İşte neler yapmış hoca kim bilir atanmış falan. Ya şunu düşünmenizi istiyorum. O birinci olursa ben de olurum ya. Benim neyim eksik? E yaptığı şey çok da basitmiş aslında çok da zor bir şey değil. Hadi birinci olmayayım da derece yapayım. Dereceye de gerek yok. Ya atananların arasına gitsem yeter. E bu benim için yeterliyse o zaman gözümde çok büyütmemek lazım. Şunu düşünün başaranların benden ne farkı olabilir? hiçbir farkı yok. İnanın bana bu tarz sınavlar ÖSYM'nin yapmış olduğu YKS'di, LGS'di, KPSS'di, DGS'di hiçbiri zekaların yarıştığı sınavlar değil. Hepimiz çok şükür ortalama zekalarda insanlarız zaten. Hani yüksek IQ'lu falan olsaydık zaten başka yerlerde olurduk şu anda. Hiçbiriniz ne siz burada olurdunuz ne ben burada olurdum sanıyorum. Hani KPSS'ye hazırlanma kararı da vermezdik. E, LGS'ye falan da öyle girmemize gerek kalmazdı. Ama Şimdi ortalama zekalarda bireylerin girdiği sınavlardan bahsediyorum. Bu insanların bir kısmı başarılı oluyor. Sizden zekasal anlamda hiçbir farkları yok. Ne farkları olabilir? Biraz daha doğru çalışmak. Bakın daha çok çalışmak da demiyorum inanın. Belki siz daha çok çalışıyorsunuz ama verimsiz çalışıyorsunuz. Kendini tanımıştır. Sınavı çok iyi tanıyordur. Nerede ne yapacağını biliyordur. Gerekirse destek alıyordur. Eksinin farkındadır ve destek almak için harekete geçmiştir. Gerek rehberlik desteği, gerek koçluk desteği, gerek ee, ders anlamında, konu anlamında, soru anlamında destek alıyordur. Çünkü bu sınav kendi başımıza bir tık daha zor. Kabul edelim. Muhakkak bir kaynağımızın, bir rehberimizin olması gerekiyor. Planla çalışmak bizi zaten başarıya götürecek. Biz ne gün ne yapacağımızı bildiğimizde öbür türlü masanın başına oturmuyorsunuz çünkü bilmiyorsunuz ki ne çalışacağınızı. İnsan bilmediği bir yola gider mi, sapar mı? Eğer yani Hafif böyle çatlak değilsek yapmayız herhalde. <laughs> Hiç bilmediğimiz bir yola sapmayız herhalde. Ama şimdi sen ne yapacağını bilerek girdiğinde o yola, nereye gideceğini bilerek, ne zaman nerede olacağını bilerek. Yani tatile gidiyorsun, yola çıktın, bütün planlamalarını yaptın. O zaman çok daha kolay olur işin. Sen planlamalarını yaptıktan sonra, şimdi uyamamak ayrı bir sorun. Uyamamak biraz e, kişisel bir durum. Yani uyumak istememek, biraz boşlamak biraz bilinçli yapılan bir şey. Sen doğru planı yaptıktan sonra zaten kendini motive et, etmek zorundasın. Çünkü uyamazsan şunu farkına varacaksınız arkadaşlar. Ben bu planı yaptım, uyamıyorsam başaramayacağım. Bu kadar basit. Başarmak istemiyorsan uyuma. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Sen bugün uyumadın, yarın uyumadın, ertesi gün uyumadın. Bir hafta geçti, 10 gün geçti. Rakiplerin o koşmaya devam ediyor. Biraz kendimize tokat atmamız lazım. Olumsuz anlamda şöyle değil ama yapamazsın zaten başarama. Hayır. Şunu demen lazım ya. İşte ince hadi artık bugün başlayacaksın ve çok güzel bir sonuç alacaksın. Kendine gel ve artık otur o masaya gibi. Biraz kendinizle olumsuz konuşacaksınız ki bu da olumsuz değil. Dikkat ettiyseniz olumsuz hiçbir cümle yok, kelime yok içerisinde. Ama kendinize biraz sert davranacaksınız. Bu şekilde davranın arkadaşlar. Çünkü içinizdeki özgüvenin farkına varmanız lazım. İnanın bana kimse kaybedeceğini bildiği bir yarışa bile bile başlamaz her biriniz bu sınava hazırlanmaya karar verdiğinizde ya yaparım herhalde. KPSS'cilerle konuşayım mesela. Çevrenizde birisi vardır, atanmıştır, başarmıştır. Ya bu yaptıysa ben de yaparım demişsinizdir birçoğunuz belki. Ya da özel sektöre çalışıyorsunuzdur, yetti artık demişsinizdir. Ben de yapacağım, başaracağım demişsinizdir. Ya uzun süredir işsizsinizdir, mesleğimi yapmak istiyorum artık. Burama kadar gel, ya maddi imkansızlıklar, ekonominin durumu vesaire bir şekilde sizi itmiştir. Ama hiçbiriniz şu cümleyi ya zaten yapamam ama ben bir deneyeyim bakayım. Neden bundan eminim? Böyle girenler de var sınava bu arada. 1 milyon başvuru varsa belki 400 bini, 300 bini böyle. Ama burada işleri yok onların. Şu an bu seminerde hiçbiri yoktur. Ya ben öylesine gireceğim hocam zaten sınava da geldim bir sizi bir dinleyeyim dedim. Şu anda şu saatte şurada beni dinliyorsa bir öğrenci. Evet ben bunu yapmak istiyorum, başarmak istiyorum, başarabilirim diyenlerdir. Diğerleri ya ben seminerlere giren kişilerin şeyine ait edebiliyorum. Yani sınav öylesine girecek birisi bir soru çözüm dersine katılabilir mesela ama seminere katılmaz. Seminer çünkü biraz o kişiyi yapmak istiyordur, içinde bir güç var, onu uyandırmak için gelmiştir buraya. O yüzden o güç sizde var diye bu kadar bas bas bağırmaya çalışıyorum aslında. Amacım tamamen bu. Artık başlaman gerektiğiyle alakalı zaten kendine fazlasıyla direktif veriyorsun ama şunu yapman lazım. Başladıktan sonra sürdürmek çok önemli. Sürdürmek için kendine bu tarz ufak ufak motivasyon teknikleri uygula. İşte tikler at, e, da, anlatarak çalış, işte birilerine de anlatarak başla. Birilerine anlat planlarını. İşte ben e, şu da güvendiğim birileri ama işte bugün bu kadar soru çözdüm. Bu ne sağlıyor biliyor musunuz? Birilerine planlarınızı anlattığınızda ona karşı insan psikolojisinde olan bir şey kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Bana ertesi gün karşılaştığımızda ne yaptın, ne kadar soru çözdün derse diye korkup biraz daha fazla çalışıyorsunuz. Bu anneniz olabilir, çevreniz olabilir, işte çok sık karşılaştığınız kardeşiniz, arkadaşınız birisi olabilir. Aslında bunu anlatmanızın sebebi biraz daha kendinizi o kişiye karşı sorumlu hissetmek ve ertesi gün yaptıklarınızı da anlatmak ve onun size güvenini gördükçe kendinize olan güveninizi arttırmak. Oğlum çabalıyor mu derste çok uzun süre oturamıyor. Kalkıp bana sarıyor sonunda susadım diyor. İşte onları anlatıyorum aslında. Bu yöntemleri ona anlatır. Bunları yapmasını sağlarsınız. Daha uzun süre oturmasını sağlayacaksınız. Örneğin 40 dakikada bir 10 dakika teneffüs molası vermesini sağlamak. Kendi telefonunuzun saatlerini kurun mesela. Ona teneffüs zamanları verin. Teneffüste işte atıştırmalıklar hazırlayın mesari gibi. <laughs> Ders çalışmayı istenmeyen bir davranış olarak algılarsak Gerçekten çalışmak istemememiz çok normal çünkü algısal olarak aslında yaptığımız şey e, tamamen şu yani ben e, yazan başaramayacağım zaten istemiyorum zaten zevksiz bir şey yapıyorum o zaman yapmayayım yani beyin otomatik olarak zaten bunu istemeye başlıyor bu çok normal biraz uğraş istiyor arkadaşlar bakın kolay değil farkındayım. Zaten kolay olsa seçmezdiniz. Biraz doğru seviyorsunuz bence. Hani önünüzde belki farklı alternatifler vardı ve siz bunu seçtiniz. YKS öğrencileri mesela. Hani şöyle bir alternatif de var önünüzde. Çal gidin bir yerde işe başlayın, çalışın. Neden üniversite okumak istiyorsunuz? Herkes üniversite mezunu mu? Değil. Ama siz kendinize bunu yakıştırıyorsunuz. Anneler, babalar, çocuklarınıza bunu neden yakıştırıyorsunuz? Çünkü onların başarılı olmasını istiyorsunuz. İçlerinde böyle bir güç var. Olmasa zaten çabalamaz hiç kimse. O zaman biraz uğraş istiyor. KPSS'ciler özel sektörde çalışma imkanı da var. Evet şartları zor. Ama siz iyi şartlarda çalışmak ettiğinize inanarak bu sınava hazırlanma kararı vermişsiniz. O zaman yapabileceğinizi biliyorsunuz. Birazcık uğraş lazım o zaman. Evet zor ama zor olanı başarmak sizin elinizde ama imkansız değil. Ve sınavda size şunu göstereceğim. ÖSM'nin yaptığı bütün sınavlarda arkadaşlar bir zorluk kolaylık de dengesi var. ÖSYM şunu yapıyor. Şimdi şu bir soru pasta dilimi gibi çizim. Çok kötü çizim farkındayım. Şimdi şöyle yapıyor arkadaş. O kadar eşit bölmüş ki muhteşem. Sınavın diyor yüzde onunu çok zor soracağım. Yüzde onunu. Soru şuraya geliyor. Eşit yapacağım diyor. Yüzde çok kolay soracağım diyor. Bakın hiçbir şey yok. Adaletsizlik yok burada. Soru şuraya geliyor. Şuraya gelelim. Yüzde yirmisine zor soracağım diyor. Bakın bu çok zordu bu zor. Buraya göre eşit bir şekilde yüzde yirmisine de kolay soracağım diyor. Ne oldu burası? Altmış falan mı oldu? Bir de şurada bir şey var. Pardon pardon durun. Şurası yüzde %10, on, şurası yüzde oldu. Kırık oldu ha. Şuraya geliyor arkadaşlar. tamam. E şuraya değil, şurası tamam olacaktı. Şuraya geliyor. Burası %40 kırk mı kaldı geriye? Yüzde gibi bir şey kaldı. Bunu da orta düzey sorulardan sormak istiyor. Şimdi zaten genelde baktığınızda öğrencilerin birçoğu işte orta düzeyi yapıyor, çok kolayı yapıyor, kolayı yapıyor. Zor ve çok zor kısımda. Şurası 20 olacaktı ya yanılıyorum. 20 olacaktı şurası. Heh. Şurası da 40 olacaktı. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi doğru yaptım. Hı. Zaten öğrencilerin çoğu şu çok kolayı yapıyor mu? 10. Kolayı yapıyor mu? 10. Şurayı yapıyor mu? Ortayı hemen hemen yapıyor. Zaten öğrencilerden istenen çok zor ve zor olan kısımları yapmak birazcık. Dolayısıyla öğrenciler aslında yüzde otuzluk kısmı tamamlamak zorunda sadece. Geri kalanları zaten bir çoğu yapıyor. Yani bölerken bile. Özlemi o kadar eşit bölmüş ki ne kadar zorsa o kadar kolay. Ne kadar çok zorsa o kadar çok e, kolay. Ne kadar ortaysa zaten orta soru hepsi eşit. Yani aslında Özlemi'nin yaptığı sınavlarda da bir denge söz konusu. Ama siz gidip şuraya takılıyorsunuz. Sadece 120 soru varsa ortalama 12 tane falan çok zor soru var. Buna tıkanık kalıyorsun. Twitter'da sadece şunlar dönüyor sınav bittikten sonra. E kolay soruları niye hiç konuşmuyorsunuz? Evet bir eleme yapmak zorunda. Yani mecbur yapmak zorunda. Eleme yapmak için mutlaka bunları ya sormak zorunda zaten. Ama hani kolay sorular da var içerisinde. Hep mi zor? Hep mi çok zor? Hani gerçekten çalışanlar nasıl yapıyor o zaman? Sınav imkansız olsa sınav birincisi yüz tampon alan falan nasıl çıkıyor? Ve biraz bizim birazcık gerçekçi olmak lazım. Biraz kendimizle yüzleşmek lazım. Biraz eksiklerimizi fark etmemiz lazım. Çoğumuz yanlış çalışıyoruz arkadaşlar. Birisinin size ilham vermesini beklemeyin zaten o ilham sizsiniz biraz bunu düşünmeniz lazım şimdi zaten birisi size hadi yapabilirsin harikasın işte çok iyisin ben sana güveniyorum şimdi bunu demesine ihtiyaç duyuyorsunuz ama illa gerek var mı birisinin size bunu söylemesine zaten biz bunu kendimize söyleyemez miyiz İlla başka birinin söylemesine mi ihtiyaç duyuyoruz bakın buna ihtiyaç duyuyor olabiliriz ama başka birisinin söylemesine ihtiyaç duymamalıyız. Bunu duymaya ihtiyacımız var. O zaman kendimize söyleyelim. Yani bunu neden? Ya şunu diyorsunuz kendinize yapamazsın, başaramazsın diyorsunuz da yaparsın demek neden bu kadar zor? Yapılan birçok araştırma var. E, toplum bilimiyle de uğraştım. E, şundan yani şu, şu araştırmalar bizim toplumumuzla alakalı şu araştırmaları elde etmiştim zamanında ailevi yaşantılarımız birazcık daha bizim mütevazilik adı altında özgüvenimizi zedeleyen bir çocukluk dönemi. Hani ee, işte bu Z kuşağı değil de özellikle X ve Y kuşağının yaşadığı bir sorun. Aile hayatımızda ben kendi çocukluğumu da düşünüyorum, çevremde düşünüyorum, arkadaşlarımı düşünüyorum. Ya da bizden öncekiler daha da fenaydı bizim anne babalarımızın çocukluklarında. Hani o zaman sevgiyi göstermek bile anne babaların Böyle utanç utanırlarmış hani babalar çocuklarını sevmekten bile çekinirlermiş vesaire. Ve şu an eminim birçok aramızda veliler de var mesela hani şu anki durum çok daha farklı ama geçmişteki durumlar birazcık daha e, aman o yemez. İşte nasılsın diye sorarlar iyi iyi çok şükür amcası teyzesi vesaire bizim yerimizde anne baba konuşur. E, bizim başarılarımızı bizim anlatmamıza müsaade çok edilmez Mütevazılık adı altında aslında bizim özgüvenimizi bizden alan bir yapı var. Ve bunu gerçekten mütevazılık zannediyorlar. Belki yaramazlık yapmaya ihtiyacı var o çocuğun ama gittiği zaman tuzluk gibi oturmak zorunda falan. Şimdi bu durum ne oldu? Geçmişten günümüze aslında biz yapamayız, beceriksiziz, olmaz. Çabalasam da boşa zaten. İşte ya bir tabakta kalan yemeği bile bitirmiyoruz. Belki birçoğumuzda öyle bir alışkanlık oldu ki yemek yemekten bile utanıyoruz. Misafirliğe gittiğimizde tabağı yarım bırakmak gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani tabağı bırakmak ayıp bence. <laughs> hani o yüzden uğraşmış yapmış. Bence bitirmek o kişinin daha çok... Ben şahsen evime biri geldiğinde tabağı bitirmesi benim daha çok hoşuma gider. Hatta ikinciyi, üçüncüyü koymak isterim. Bir yandan da yedirmeyi çok seven bir toplumuz çünkü. Ama nedense Ayıp adı altında toplumsal baskılar o kadar yok ki, biraz önce birçoğunuz baskıdan söz etti. Gerçekten geçmişten günümüze gelen, süre gelen bir şey. Ama biraz bunun artık farkına varmak, yetişkin bir birey olarak, kendimizi geliştirmiş bir birey olarak artık farkına varmak ve kendimize bir kendine gel dememiz lazım. Yoksa bu sadece sınav hazırlık süreci için değil, hayatımızın çok fazla aşamasında karşımıza çıkacak. İş hayatında da atandıktan sonra da, üniversiteye başladıktan sonra da, arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde de, aile hayatınızda, kendi kurduğunuz aile hayatınızda da ya da kuracağınız. Dolayısıyla bunun artık üzerine gitmek ve biraz benlik duygumuzu, öz benlik duygumuzu geliştirmek için çabalamak gerekiyor arkadaşlar. Sadece kitaplarını yanınıza almak ve olarak çalışmak anlamına gelmiyor. Zihinsel olarak da çalışmak. Yani kendinizi vermeniz lazım bu sürecin gerçekten geçici olduğunu fark etmek ve bu geçici süreçte ne kadar çok verirseniz o kadar çok alacağınızı düşünmeniz lazım. Boşuna çalışıyorum gibi bir düşünceye girmemeniz lazım arkadaşlar. Üç soru sormanızı istiyorum kendinize. İsteyenler yazsın fotoğrafını çeksin. Geçmişte ne yapıyordum? Şu an ne yapıyorum? Gelecekte ne yapmak istiyorum? Eğer ki geçmişte daha iyi yerlerdeyseniz geri dönün. Geç değil. Eğer şu anki halinizden mutluysanız devam edin. Yeni bir şeye katılmayın, sınava hazırlanmayın. Şu an bırakın lütfen rica ediyorum. Ama gelecekte yapmak istediğiniz şey ne geçmişte ne şu ankiyle eş değer benzer değilse lütfen devam edin. Bunu kendiniz için yapacaksınız. Başka biri için değil. Bakın gerçek söylüyorum. Bir insan en çok kendi başarısıyla övünür. Çünkü hepimiz içinde aslında Şimdi ego, ego, ego deyince kötü bir şey zannediyoruz ya e hayır ya olması gereken bir şey bir insan bir şey başardığında övünmeli zaten bu bizim insan olduğumuzun bir göstergesi ama bundan bile çekindik ya birisi bize e, ya örnek veriyorum işte ya sen başarılısın yok canım sen daha birisi bize güzelsin dediğinde bile mütevazı olacağım diye ezilip üzüldük arkadaşlar çoğumuzda yani bizim toplumumuzda çok fazla var bu durum. Bir baskı başka bir şey değil. Belki birisi size yüzünüzü yüzünüze ya sen de çok egoistsin demiyor ama hissettiriyor ya da biz kendi hayal dünyamızda bizimle ilgili böyle düşüneceklerini zannediyoruz. Yok canım o senin güzel bakışların. Yok canım o senin gözlerinin evet teşekkür ederim demiyoruz. Mütevazilik bu da, bu da, bu da bir mütevazilik. Kabul ediyorum övgünü ve sana teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlar ee, gerçekten artık kendimizin değerimizin tek ve özel olduğumuzun farkına varmamız ve kendimiz için bir şeyler yapmamız lazım. Eğer gerçekten isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. İstemeniz lazım. İstedikten sonra inanın her şeyi başaracağız. Boşuna dememişler, istemek başarının yarı, başarmanın yarısıdır diye. Çünkü istersen beynimi e, hazırlarım, vücudumu hazırlarım, zihnimi hazırlarım, hem mental hem psikolojik olarak kendimi hazırlarım. Çünkü ben bunu istiyorum, ben bunu başaracağım. Eğer dediğim gibi böyle bir hayatı başarırım. Zaten iyi, mutluyum, hoşum. Umarım herkes mutlu olsun. Ee, o zaman zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben mütevazı olmayın demiyorum ki. Övgüyü kabul etmek de bir mütevaziliktir diyorum. Mütevazilik zannedip e, reddetmişiz övgüleri. Bu mütevazilik değil diyorum. Bu özgüvensizliğe yol açmış. Yoksa mütevazilik bence harika bir şey ki çok severim. Hani ben şu, yani yanlış anlaşılmasını istemem dediğim şeyin Tam anladıysak okey. <laughs> Tam anladıysak süper. Hani şu değil çok güzel. Evet ya biliyorum harikayım çok güzelim ya. Değil arkadaşlar. Hani bu tabii ki itici olur. Hani kim yapsa hoşumuza gitmez. Böyle insanları da çok sevmeyiz. Ya, toplumumuz böyle. Ee, ama teşekkür ederim demek bence bu da bir mütevazilik. Bunu demek istiyorum. Övgüyü kabul etmek lazım. Biraz daha rahat olmak. Biraz daha kendimizi motive olmuş hayal etmek, başarmış hayal etmek. Kimler KPSS'ye hazırlanıyordu? Bir ben yazsın. Onlar bir yandan beni dinlesin. Sizden şunu istiyorum. Bugün en azından yapın. Bir, kendinizi sınav kapısından girerken hayal ediyorsunuz. Ama o kadar mutlusunuz. O kadar huzurlusunuz. Her şeyi tamamlamışsınız. Denemeleriniz müthiş gitmiş son zamanlarda. İki, kapıdan çıkıyorsunuz. Sevdiklerinize sarılıyorsunuz. Haber veriyorsunuz. Sınavınız müthiş geçmiş. Üç, sonuçlar açıklanıyor. Puanlar açıklanıyor. 90 mı almak istiyorsunuz? O gün... Sisteme giriş yapıyorsunuz 90 puan görüyorsunuz karşınızda. 4 tercih günü eliniz ayağınıza karışmış bir yandan işte bir yandan birilerinden destek alıyorsunuz. Tercihleri o kadar rahat yapıyorsunuz ki elinizde yüksek bir puan var. 5 son tercih sonuçları açıklandı. ÖSM'nin sitesine giriyorsunuz. Bir türlü giremiyorsunuz. Gerçekçi kuralım hayali değil mi? Kitlendi site. <laughs> Herkes birbirine haber veriyor. Sen girebildin mi? Sen bakabildin mi? Falan aradan bir 10 dakika geçiyor. Giriyorsunuz sonuç karnenizde, sonuç belgenizde atandınız yazıyor. Sonra çevreniz sizi tebrik ediyor. YKS öğrencileri, siz bunu düşünürken YKS'cilere, LGS'cilere diyorum. Aynı şeyi siz gördünüz hayal edin. Tercihleri yapıyorsunuz. İlk tercihiniz en çok istediğiniz Boğaziçi mühendislik mi? İşte Hacettepe tıp mı? Ankara hukuk mu? Ne istiyorsanız. İlk, tercih, ilk üçüncü tercihinize yerleştiniz. İkinciye yerleştiniz. Birinciye yerleştiniz. Karşınızda kazandığınız okul, adres bilgileri hepsi yazıyor. Sonra yurt başvurusu yapıyorsunuz. Belki birçoğunuz yaşadığınız şehre atanmışsınız. Hazırlıklar yapmaya başlıyorsunuz. Yeni bir çevre, yeni bir hayat sizi bekliyor. LGS'ciler, çok istediğiniz o liseye hazır, liseyi kazandınız. LGS'ciler, o üniversiteyi kazandınız. İşte bu yüzden bunu yaşamak için şu an birazcık, birazcık sabır. Sizden çok bir şey istenmiyor. inanın bana. inanın istenen şey çok basit aslında. Lütfen arkadaşlar. Ee, fazla hayal iyi değil bence. Bu sene yerleşemediniz yazıyordu. İşte bu sene bunu görmemek için bu hayali kurun zaten Eren. Ben bu sene yazdım. En sonunda yerleşemediniz yazıyordu. Hocam o yüzden fazla hayal de iyi değil bence. Ah bu karamsar gençler ne olacak? Şimdi şöyle düşünüyor. Ben diyor geçen sene girdim, yerleşemedim. Çok da hayal kurmayalım bence. İyi de daha önünde ne kadar çok ay var senin. Sen geçen sene yerleşemedin diye bu sene de mi yerleşemeyeceksin? Bence bu bir tecrübe. Ben geçen sene başarısız olanların bu sene daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen onu yaşadın, gördün, ne kadar üzüldüğünü de gördün. Ee, sınavın aslında hani sınavı tanımış oldun, süreyi yönetmeyi öğrendin, eksiklerini görmüş oldun, neyi yapamadığını görmüş oldun. Bu çok önemli. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yapamadık ya. Yapamadığımız şeyleri gördük ya. Yapamadım hep üzülmeye başlıyoruz. Yapamadım, yapamadım vay anam vay. Hani yapamadıysak çözüm bulmak yine bizim elimizde yapamadım kabul ettim bunu tamam benim 10 tane konu eksiğim var i̇şte 7 tanesinde de iyiyim onu da kabul etmem lazım sadece kötüler değil, bak, iyi olduğumu da kabul ettim iyi olduğum konular da var o zaman yapamadıklarımın çözümüne bunları öğrenmek baştan başlamak güzel bir plan yap. şimdi biz bunu yapmayıp gerçekten ağıtlar yakıyoruz kafamızı duvarlara yapamadım da yapamadım bulamadım da bulamadım bilmiyorum da bilmiyorum i̇şte kimse de o işten bilmiyor ki zaten Matematik mesela, matematik yapmayan, yapmak istemeyen o kadar çok öğrenci var ki sınavda. Hocam diyor ben matematik yapamıyorum. Peki hiç denedin mi? yapma? Yok hocam yok yapmayacağım, zaten yapamıyorum. Ne zamandan beri yapamıyorsun? Şey, liseden beri hocam. İyi de sen özel üniversite okudun, KPSS hazırlandın ya da şu anda YKS hazırlanıyorsun, lisede yapamıyordun ama... ...bir deneseydin yapmayı, bir çalışsaydın. Ne kadar denedik ama? Gerçekten her şeyimizi verdik mi, destek aldık mı... Doğru kaynakları seçtik mi? En baştan eksiklerimizin altyapı çalışmasıyla beraber hazırlandık mı? Belki de sadece konu çalışsınız. Ön hazırlık yapıp temelinizi atıp öyle başladınız mı? Yani doğru denememiş de olabilir. Deneyip olmayanlara saygı duyuyorum ama ben zaten yapamıyorum deyip... ...kenara atıp şöyle bir aman at atayım şunları şöyle. Bu çok doğru değil. En azından çabalamanız lazım. Eğer kendinizi hayalinizdeki filmin başrol oyuncusu olarak görmeyi başarırsanız... Zaten sona çok yakınsınız demektir değerli arkadaşlar. Bu yüzden birazcık da kendi kurduğunuz hayale inanmanız lazım ki gerçek olsun. Ben sizden böyle uçmayı falan hayal edin demiyorum. Hani olmayan şeyi hayal edin demiyorum. Olabileceği çok ortada, olmaması için hiçbir sebep olmayan sadece hayal de kurmayın. Hayal kurup gerçekleştirmek için çaba gösterin ki olsun. Çünkü bu zamana kadar derece yapan çok öğrencim oldu. Hekuzem'in çok fazla atandırdığı, kazandırdığı öğrenci oldu ki hepsini de sosyal medyamızda YouTube kanalımızda paylaştık sizlere motive olsun diye. Ben hepsinde tek ortak bir şey gördüm. Hepsi çok farklıydı birbirinden. Çok farklı çalışmalar yaptılar. Eksikleri bambaşkaydı ama ortak olan şey, ha, o ışık denir ya hani o inanç o özgüven, o başarıma isteği. Benim ben onlarla yaptığım röportajlarda ilk sorduğum soru genelde ne yaptın, nasıl çalıştın dediğimde bana hepsinin verdiği ilk cümle şuydu arkadaşlar. istisnasız girin izleyin videoları. Çok inandım hocam, çok istedim hocam, çok güvendim, çok planlı çalıştım, çok sabrettim, çok azmettim. Hiç kimse şu kaynakları kullandığımda şu kadar çalıştığımda şu öğretmenlerden şu... onları sonra anlatıyorlar. İlk anlattıkları şey kendilerine duydukları güven, plan, program, inanç, azim, istemek. Bunu yaparsanız demek ki gerileriz zaten kolay. Önce bunu yapın arkadaşlar. YouTube kanalımız da var. Tek YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Kalbettiğinden vazgeçtiğindendir. O da bize yakışmaz değil mi? O zaman ben şunu duymak istiyorum sizden. YKS'ciler, DGS'ciler, KPSS'ciler, DHBT'ciler, ALES'ciler hepinize soruyorum. Ben bu sene bu sınavı kazanacağım diyenleri görmek istiyorum. Bana bir yazar mısınız? Kimler bu sene kazanacak? Ben, 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 ben diye şu, şurayı şu sohbet panelinde bir şenlendirelim. Bir görelim kazanacakları, bir rakipleri görsün herkes değil mi? Kim kazanıyor bu sene? <laughs> Cemile Öztaş, Baran, Muhammed, Selen Çakır, Esra Özbahçeci. Bir katılımcı yazmış, katılımcı ismi. Koray Kalfa, Muhammed ben 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 diyor. iPhone kullanıcısı, reklam yaptık ama ben yazmış. Cemile Öztaş, ben bu sene bu sınavı kazanacağım. İşte bu kadar. Seher. Seyhan Cesur, kızımın iyi bir liseye gireceğine inanıyorum. Biz de çok inanıyoruz. Buradan kızınıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Nazan. Yaşar Kirpitçi, Nizamettin, Muhammed hala ben yazıyor. Tamam en çok sen kazanacaksın. DGS sen mi büyüksün ben mi diyor Nur Tane Boğuş. İşte bu. Aynur Ayar şunu söylemek istiyorum. Her kim olursa olsun evet e, mutlaka hani böyle şeyler duyacağız. En yakınlarımızdan da duyacağız. Ama e, motivasyon biraz kendi içimizde, birazcık kendimizle kurduğumuz ürünleri değiştirdiğimizde belki bizi hırslandıracak bazı şeyler. Hani birisi siz yapamazsınız, sen yapamazsın dediğinde belki en çok da ona ispatlamak için yapacağız. Belki en çok da kendimize ispatlamak için yapacağız. Çünkü inanın birisi sana sen yaparsın deyince olmuyor. Sen yapamazsın deyince de olmadığı gibi. Ama siz kendinize sen yaparsın derseniz olur arkadaşlar. Sizin dediğiniz şey çok daha önemli. Burcu ikinci işte bu hocam. Tarih hocamız geliyor. Burcu ikinci atanıyor bu sene. Şu Heda Pınar kazanıyor bu sene. İnanmak başarmanın yarısıdır. Aynen öyle. Alper Altürk. KPSS Yaşar Kirpitçe. Hocam şimdiden tebrik ediyorum sizi. Zor bir süreç ama muhteşem bir süreç. O kadar çok artısı var ki onu düşünün. Lütfen onu düşünün. Atandıktan sonraki haklarınızı düşünün. Ee, o havanızı düşünün diyormuşum. <laughs> KPSS A'dan hani uzmanlık müfettişi gibi alanlardan bahsediyoruz. Kendime o kadar inanıyorum ki alan. Ya şimdi ben bir şuna gitmek istiyorum. Seminerin başına... Ee, bir Şöyle başına gitmek istiyorum. Nalet, kötü, sınav mı ö, falan diyen arkadaşlar vardı. İşte benim motivasyonum da sizlersiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki bugün konuştuk sizinle. Ee, i̇yi ki kendinizdeki inancı ortaya çıkartıp bana bunu yazdınız ve beni mutlu ettiniz. Hepinizin her şeye gönlünce olsun diyorum. Hepinizin kazanmasını çok yürekten diliyorum. Çok e, böyle büyük bir duayla göndermek istiyorum size. İnşallah her şey çok güzel geçer. Bu sınavı kazanırsınız ve bir gün dersiniz ki ya bir seminer vardı öylesine bir girdim. Çok da işe yaramaz dedim ama girdim. Orada kendime olan inancım yerine geldi. Bakın ben bir şey yaptım demiyorum. Siz yaptınız, siz başardınız. Evet dedim. Ben yapabilirim dedim ve öyle bir çalıştım ki ben bu sınavı kazandım. İyi ki de yapmışım dediğiniz günlerin gelmesini çok yürekten diliyorum. Ben teşekkür ederim. Her şey çok güzel olsun. İyi ki geldiniz. Ben de iyi ki sizleri tanıdım. <laughs> tamam bekliyorum kazanan arkadaşlardan. Haber bekliyor olacağım o zaman. <laughs> Burcu Hocam, tarih öğretmenimiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Siz öğrencilerinizi hayal edin bir yandan. Belki sayenizde bir çoğu öğretmen olmak isteyecek. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık sizlerinde. Seminer kayıt altına alınacak. Dinletmek isterseniz birilerine, kızınıza vesaire demişsiniz ya de, Seyhan Cesur. Ee, kaydedilecek YouTube kanalımızdan tekrarını izleyebileceksiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah tekrar. İnşallah güzel haberlerinizi duyduğumuz zamanlarda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar hepinize. Kendinize çok 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 iyi bakın olur mu? Hoşça kalın.